Arkadaşlar herkese merhabalar. Tatilden sonraki okul dönüşlerde genelde dersle ilgili alışkanlıklarımız birazcık körelmiş oluyor ve motivasyonumuzu düşürmüş olarak okula dönüyoruz. İşte bu videoda sizlere tekrardan okula nasıl adapte olabilirsiniz, bunun için neler yapabilirsiniz bunları anlatacağım. Bir rutin oluşturmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken şey her zaman da söylemiş olduğumuz gibi kendinize bir haftalık program yapmak. Yani bir plan oluşturmanızdan bahsediyorum. O hafta hangi derslere çalışacaksınız, hangi konulara çalışacaksınız, kaç soru çözeceksiniz, o soruları çözerken ne kadar zamanda çözeceksiniz gibi aklınıza gelen detayları yazdığınız bir program oluşturmanız gerekiyor. Bu programınız olduğunda okula çok daha hızlı bir şekilde adapte olmuş olacaksınız. Burada şunu da söylemek istiyorum sizlere. Bu programınıza sadece dersle alakalı şeyleri değil, o hafta yapmayı planladığınız başka etkinlikler varsa onları da yazabilirsiniz. Yani mesela ailenizle alışverişe çıkmak, arkadaşınızla oturup kahve içmek gibi şeyler varsa lütfen onları da yazın. Çünkü programımız ne kadar detaylı olursa onun uygulanabilirliği o kadar da artmış oluyor. Program dışında sizlere verebileceğim bir diğer tavsiye ise uyku saatlerinizi düzenlemekten geçiyor. Muhtemelen tatilde uyku saatleriniz birazcık değişti ve akşamları çok geç yatmaya, sabahları çok geç kalkmaya başladınız. Okullar açıldı, artık akşamları geç yatmaya devam ediyorsunuz ama bir farklılık var, sabahları erken kalkıp okula gitmek zorundasınız. İşte erken kalktığınız için ve geç yatmış olduğunuz için de o gününüzü aslında biraz sersem gibi geçiriyorsunuz da diyebiliriz. Bunun önüne geçmek için uyku saatlerinizi mutlaka düzenlemeniz gerekiyor. Biraz daha kendinizi dinç ve dinamik hissetmeniz gerekiyor okulda da başarılı olmak istiyorsanız. O yüzden de lütfen saatlerinizi düzenlemeye çalışın. Bazı arkadaşlarımız şunu diyor, iyi de hocam benim uykum gelmiyor nasıl yatayım diyebiliyorsunuz. Bunun için size şunu söyleyebilirim, her zaman yatmış olduğunuz saatten bir saat erken lütfen yatağın içine girmeye çalışın. Telefon, tablet, bilgisayar ışıkları olmadan gözlerinizi kapalı bir şekilde yatağın içine durmaya çalışın. Bu ister istemez uykunuzu geçirecek. Aynı zamanda bunu yapmadan önce almış olduğunuz ılık bir duş da yine uykunuzun gelmesini sağlayacaktır. Aslında bizi harekete geçiren ve üzerimizdeki miskinliği atmamızı sağlayan en önemli şeylerden bir tanesi de hedeflerimizi belirlemek. Yani ben neyi, ne için yapıyorum? Evet, ders çalışmam gerekiyor ama neden? İşte bu neden sorusunun cevabını bildiğimizde ister istemez harekete geçiyoruz. O yüzden lütfen siz de eğer ki bir motivasyon düşüklüğünüz varsa, birazcık böyle üzerinizde rahatlama varsa bunu toparlayabilmek için hemen kendinize hedefler belirleyin. Öncelikle uzun vadeli büyük hedeflerden başlayın. Ben hangi okula gitmek istiyorum? Ben ne okumak istiyorum? Ben ileride ne yapmak istiyorum? Bunu açık ve net bir şekilde bildiğinizde hemen daha kendinizi dinç hissedeceksiniz. Aynı zamanda hedeflerinize, gelecek vadedeki hedeflerinize daha hızlı çalışmanız için küçük vadeli hedefler de belirleyin lütfen. Yakın zamanda halledebileceğiniz ve başarabildiğiniz, göreceğiniz şeyler olmalı bunlar. Bu çok küçük bir şey de olabilir. Diyelim ki bu ara tatilde kendinize Türkçe paragraf kitabını bitirmek için şartlamıştınız ama iki tane testiniz kalmıştı. İşte o iki testi bitirmeyi hedefleyebilirsiniz. Ve hafta sonuna geldiğinde o testleri bitirdiğinizi görmek gerçekten kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlayacak ve gelecek zamanlar içinde size motivasyon sağlayacaktır. Çalışma isteğimizi artırabilecek şeylerden bir tanesi de mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak. Belki size tatil sonrası kendinizi daha dinamik hissetmek için çalışma odanızda bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Burada çok büyük değişikliklerden bahsetmiyorum. Belki sevdiğiniz bir kalemlik alabilirsiniz. Odanızın duvarına farklı bir resim asabilirsiniz. Sevdiğiniz bir arkadaşınıza fotoğrafınızı koyabilirsiniz. Böyle ufak tefek şeyler bile kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlıyor ve bu da sizin motivasyonunuzu arttıracaktır. Son olarak ise bizler güzel şeylere çok kısa zamanda alışabiliyoruz. Yani tatilin ilk günü sanki kendinizi bir aydır tatil yapıyormuş gibi bile hissedebilirsiniz ama tatillerden okula dönüş kısmı ne yazık ki o kadar kolay olmuyor. Aslında bu sadece okul hayatında böyle değil, iş hayatında da aynı şekilde bunu göreceksiniz ileriki zamanlarda. O yüzden de yapmanız gereken şey kendinize birazcık olsun zaman tanımak, üzerinizdeki bu motivasyon düşüklüğü ve rahatlık sürekli böyle devam etmeyecek, eski rutinlerinize döneceksiniz. Kendinizi çok zorlamadan ufak ufak başlamak da daha faydalı olabilir sizler için. Yani diyelim ki tatil öncesinde günlük 3 saatlik bir çalışma yapıyordunuz. Şu an tatil sonrası ilk hafta hemen günlük 3 saatlik bir çalışma yapmak sizin için doğru olmayabilir ve bu sizin dersten daha fazla uzaklaşmanıza da sebep olabilir. Bunun yerine günlük 1 saatlik veya 1,5 saatlik bir çalışma yapsanız daha iyi olur. Tatilin 2. ve 3. haftası yine 3 saatlik çalışma rutinlerinize geri dönebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizinle tatil sonrası oluşan rahatlama hissinden nasıl kurtulabiliriz bunlarla ilgili konuştuk. Siz de bu öğrencilerden misiniz? Eğer onlardansanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.